Orta çağda din adamları devlet yönetiminde etkili olmuştur. Bu durum yargılarından hangilerinin göstergesidir? Laik devlet anlayışına yer verilmediğinin göstergesidir. Laiklik zaten din ve devlet işlerinin ayrılmasıdır. Ayrılmadığı zaman din adamları devlet yönetiminde etkili olmuştur. Teokratik yönetim anlayışının görüldüğü diyor. Evet, teokratik yönetim de yine dine dayalı yönetimdir. Skolastik düşüncenin siyasi alanda da etkili olduğu, evet. Cevabımız en seçeneği. Orta çağda sanatçılar Katolik Kilisesi'nin emrinde çalışmıştır. Bu durum durumlarından hangilerini engellediği söylenebilir diyor. Bakalım. Konularını özgürce seçmelerini engellemiştir. Çünkü e, Katolik Kilisesi'nin emrinde ve kilisenin istemediği bir konu üzerine yazamıyorlar. Dini içerikli eserler yapılmasını tabii ki engellememiştir. Çünkü zaten kilise özellikle dini içerik istiyordur. Kişisel yaratıcılığın oluşmasını da engellemiştir. 1 ve 3 D seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi 3. Haçlı Seferi'nin yapılmasına ortam hazırlamıştır diyor. Eyyubi'lerin Hıttin Savaşı ile Kudüs'ü ele geçirmesi. Bu 3. Haçlı Seferi'nin yapılmasına ortam hazırlamıştır. <laughs> Diğer seçeneklere bir okuyalım. Zenginlerin Urfa'yı alması. Hayır. Katolik Kilisesi'nin Ortodoksları egemenliği altına almak istemesi, hayır. Latinlerin İstanbul'da devlet kurması, Akdeniz ticaretinin gelişmesi, hayır. Dördüncü soruya bakalım. Harçlı seferleri sonuçları arasında diyor. Yer alan gelişme, bu gelişmelerden ekonomik, dini, bilimsel alanlarla ilişkilendirildiğinde hangisi doğru olur diyor. Bakalım. Avrupa'da kilise ve din adamlarına duyulan güven sarsıldı. Bu dinidir. bir. Aslında cevabımız direkt ortaya çıktı. Ama yine de bir okuyalım. Venedik, Marsilya ve Cenova limanları önem kazandı. Bu ekonomiktir. Görüyoruz. Avrupalılar dokuma, cam ve deri işleme sanatını öğrendiler. Bu da bilimseldir. Cevabımız A seçeneği. Ortaçağ Avrupa'sında skolastik düşünce düşüncenin hakim olması durumlarından hangilerini ortaya çıkarmıştır diyor. Yeni dünya görüşlerinin engellenmesi. Evet ortaya çıkarmış bunu. Bireysel düşünceler gelişmemiş ve bilimsel gelişmeler görülmemiş. E seçeneği. Birinci Haçlı Seferleri sonrasında bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bakalım bilgilere. İznik Türkiye Selçuklularından alınmıştır. Urfa, Yafa ve Antakya'da kontuk Kontuluklar, Kudüs'te Latin Krallığı kurulmuştur. Haçlılar sayesinde Batı Anadolu tekrar Bizans'a geçmiştir. Selçuklu sınırları küçülmüştür. Buna ulaşabiliriz. İznik onların elinden alınmış. Feodalite sistemi Orta Doğu'ya taşınmıştır. Evet, bu maddeye göre ulaşabiliriz.